Neden artmasın ki? Sonuçta virüs her tarafa yayılıyor. Daha fazla artmasının, bu kadar yayılım göstermesinin sebebi ne? Çünkü bize her yer Trabzon. Lebelep dolamayı diyordular. Her taraf dolu. Kasa dolu demek. Onda bir sürü bağışıklığına benimsedik. Ondan yani. Abi neden arttı? Baksana işi olan da dışarıda, olmayan da dışarıda. Ondan arttı yani. Gelecek hazırlıyordum. Çocuğuma, kendime işte. Hiçbiri yok. Hepsi gitti. Yani ben şimdi ne zaman assam da nasıl toparlayacağım? Ki toparlama şansım şu an yok yani. Satıp işte var olan kredileri, borçları, faiz paraları kapatacağız. Bakacağız işimize yani. Evet. Tabii köyde işte sofra kuruluyor, oturuyorlar, sohbet ediyorlar, çay içiyorlar. Amcam geldi, halamın oğlu geldi, işte dayım bilmem ne yaptı diye. Bir yerde toplanıyorlar genelde. Orada birinde varsa hepsini bulaştırıyor. Birikmiştik yani biz o yol kesme eylemine kadar, bizim zaten bugüne kadar hiç öyle bir ses çıkardığımız yoktu. Bizim o akşamki tek şeyimiz, olayımız, patlama olayı. Benim iş yerim kapalı olduğu halde biz burada oturuyorum. Sigara içiyordu. O işte bana bulaşıyor. Ondan ona. Bu kadar rezillik olmaz yani. Allah doğru yola getirsin. Ne diyeyim? Polis geliyor kapımı açıp. Yani ki benim otomatik kapımın açıldığını sen nereden biliyorsun? Elle böyle açıldığını. İçeri giriyor, ben karşımda polis görüyorum. Işık yanmıyor. Hiçbir şekilde ışık yok. İşte ceza yazmak istiyor bize. Maske, mesafe, karantinada dışarı çıkmaktan. Diyorum ki burası benim iş yerim. Özel mülküm. Ben kapalıyım. Açık değilim. Kendi iş yerimde oturuyorum. Ha evimde oturdum, ha burada oturdum. Yani insanlar sokakta yüzülerek söylüyor, pek dikkat etmiyorlar. Mesafe yok. Birbirine akrabalara göre çıkma çok. Ondan dolayı artıyor yani. Kendimize bir çekirdeğinden verdiğimiz yok kardeşim. Sıkıntıyı yaşayan gene biz yani. Hani ateşin zorunu kazan bilir. Şu anda onlara bizim ne derdimiz var bilmez. Kimse bilmez ki yani. Maddi olarak çok yardım etmek isteyen oldu. Hiçbirini kabul etmedim. Hiçbirini. Yani hepsi bir şekilde, o da herhalde tamamen şeyden etkilendiler, bu işte çocuğum hani internet kesilme olayı, ekmek parası muhabbeti, o da gerçektir. Yani hocam işi olan da çıkıyor, olmayan da mesela ya. Mesela ben, da sıkıntımız o ya. Ben şu anda niye geldim? Bankada işim vardı, evden yapamadım. Geldim, işte hocamla görüşüyorum. Gerçekten karantinaya girerken cebimde para yok mesela. Hani kimden istesem, kimi arasam, büfeciyi mi arasam, işte Ali'yi mi arasam, Osman'ı mı arasam? Ya aylardır insanlar da bıktı bizden. Ya adam artık telefonuma bakmıyor. Anlıyor ki para isteyecek benden. Vallahi diyorum size ya. Ya bizi eşimizden, dostumuzdan bile kötü ettiler. Yani dedim ya baştan, kendimize hiç çekirdeğinden verdiğimiz yok yani. Birbirini kolladığımız yok. Ben hastayım. Demiyorum ki ben hastayım, kardeşim bana yanaşma veya ben arkadaşıma yanaşmayayım. Pandemi olmasa işte battığı zaman hep şöyle derler. İşte alem yaptı, onu yaptı, bunu yaptı, battı ya. Biz onları yapmadık. Bizi kapattı devlet, hükümet, yasaklar koydu, biz uyduk, onlar uymadı. Uymadığı için işte lafın doğrusu da deliye denir yani. Namuslu bir şekilde battı. Yanlış yapmadık biz ya. Bak otelcidir ha, otelci bak batmış. Gel. Bak otelci, buna ne yaptılar bak. En muzdarip olduğum konu elektrik ve doğalgaz. Ya bunlar da çok muzdaripiz yani çünkü. Yani hiçbir şekilde, acımasız bir şekilde direkt gelip kesiyorlar yani. Karadeniz'de vakalar neden arttı? Bence birazcık duyarsızlıktan olabilir. Bu oy kullanmaya gelince herkes geliyor. Belediye başkanları, vekilleri, ondan bunlar geliyor. Bu tamam da bugün biz, şu anda dünyanın en büyük sıkıntısı pandemiden dolayı hastalık var. Şu anda kimse kimsenin kapısını çalmıyor. Ama seçimler geldiği zaman herkes gelip kapı kapı dolaşıyorlar. Şimdi esnafı bu durumda, kötü durumda yanında olmazsa daha ne zaman olacaksın yani? Tabii ki zor durumda kaldım. İlk başlarda zaten Haziran 1'de açıldığımızda ilk 2-3 ay çok zorlandı zaten. Ondan sonra Yavaş yavaş bir şeyler oturmaya başladı. İyi kötü masrafı karşılamaya başladık ama sadece masrafı karşılayabildik. Şu anda elektrikten dolayı, doğalgazdan dolayı bunlarımız da personelin giderleri, kendi giderlerimiz. Bunlar da yani gelir gideri karşılamadığı zaman ne oluyor bu sefer? Yani bugün telefon bütün banka arıyor, elektrik firmaları arıyor. Yani bu özel iletişim firmaları arıyor. Yani bunlara bir çare bulması lazım. Bir de burada fazla sarılma var. Anladın? Sanayide bile sarılıyorlar. Ondan dolayı kaynaklanıyor. Başka bir şey yok. Biz yemek sepeti yaptığımız için
İyi kötü biz ayakta kalabiliyoruz. Cebimize bir şey koyuyoruz dersek yalan söyleriz. Sadece masrafımızı karşılayabiliyoruz. İyi kötü o da karşılayabilirsek. Kararları alan insanlar kararlara uymazsa gerisine bir şey düşünmüyorum artık. Önemli o zaten. Asıl önemli o. Sen karar alıyorsun ve uymuyorsun. Sen benden ondan sonra şey bekliyorsun. Uyumamı bekliyorsun. Biraz zor. Yani öğrenci varken kafemiz iyi kötü doluyordu. Biz yeni bir işletmeyiz. Geçen sene Ocak ayında açtık biz. Yaklaşık 14 ay oldu. Zaten açtık 2 ay işletebildik. 2 ay sonra kapattık biz burayı. 2,5 ay kapalı kaldık. Ondan sonra açtık ama randıman alamıyoruz.